Tut oğlum. Helal lan sana. Getir onu şimdi bana. Getir, good boy. Good boy. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight'dan hepinize selamlar. Bugün oyuna yeni eklenen katilimizi test server'da deneyeceğim arkadaşlar. Henüz ana oyuna gelmedi, ana oyuna 2 hafta sonra falan gelecek sanırım. Test server'da katil tarafında maçları çok uzun sürede bulduğu için çok fazla maç atamayacağım arkadaşlar. 2 ya da en fazla 3 maç atarım. Katilin 3 perk'ünü de koydum arkadaşlar, onlarla oynayacağım maçları. Bir tane de ceza kancası koydum. Bunu koyma sebebim şey, katilin bir tane perk'ü kancaları ceza kancasına çeviriyor. O yüzden hani bir tane ceza kancası perk'ü olsun istedim. Şimdi en baştan anlatmaya başlayayım bu build'ı. İlk perk'ümüz ceza kancası yankılanıcı. 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. İkinci perkümüz No Quarter. Bir kurban kendi heal barını %75'e getirdiği zaman o kurbana arka arkaya sürekli skill check soruyor. Heal'ı tamamen bitene kadar bu skill check'ler devam ediyor. Eğer bu skill check'lerden herhangi birisini ıskalarsa bu kurban 30 saniye boyunca sakat durum efektine giriyor. Yani 30 saniye boyunca hiçbir şekilde iyileşemiyor. Sakat durum etkisi bittiği zaman tekrar kendini heal'lamak istediği zaman bu skill check'leri tekrar soruyor. Yani perk o kurban tamamen iyileşene kadar sürekli çalışıyor %75'ten sonra. Yine ıskalarsa yine sakat durum etkisine geçiyor falan derken bu perk ana oyuna çıktığı zaman güzel build'ler düşünüyorum anti heal ile ilgili. Üçüncü perk'ümüz ceza kancası dişli pusula. Şimdi maçta yine 4 tane ceza kancası oluyor. Zaten ilk perk'te anlatmıştım. Fakat bu perk'ün şöyle bir farklılığı var. Eğer herhangi bir kurbanı normal yani düz bir kancaya astıysam beyaz kancaya asmak yerine o düz kancayı ceza kancası yani beyaz kancaya çevirmiş oluyor. Her normal kancaya bir kurban asışımda o kancayı ceza kancasına çevirmiş oluyorum. Yani haritadaki tüm kancaları istersem ceza kancasına çevirebilirim gibi bir mantık var ortada. Perk'ün diğer olayı da şu. Düz bir kancaya değil de ceza kancasına asarsam bir kurbanı en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratörün haresini 10 saniye boyunca görebiliyorum. Son perk'ümüz de sarsan güç. Yüksek bir yerden atladığımız zaman bu perk 16 saniyede aktif oluyor arkadaşlar. Bu 16 saniye içerisinde %75 daha uzak mesafelere vurma hakkı kazanıyorum ve sadece bir kere değil 16 saniye içerisinde yaptığım her vuruş %75 daha fazla ileri atılarak işlemiş oluyor. İlk eklentim Knotted Rope. Köpeğimizi kullanarak bir kurbanı tuttuğumuz zaman normal saldırımızla o kurbanı yaraladığımızda %40 daha hızlı toparlanıyoruz. Yani en güzeli en sona perkünün eklentili hali gibi düşünebilirsiniz. İkinci eklentimiz de Smoke Snapper. Özelliğimiz %5 daha hızlı doluyor. Bu arada hiç gen kontrolü, tunnel, kill alma işlerine falan girmeyeceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Her gördüğümü direkt olarak kovalayacağım yani istisnasız bir şekilde. Sonuçta bu test server, yani herhangi bir kazanma içgüdüsü yok içimde. Olabildiğince katili çözmeye çalışalım. Bol bol özellik kullanmaya çalışayım. Allah belanı versin yani. Map'i de öyle bir verdi ki en sevmediğim map anasını satayım. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bir şey diyeceğim bak. Arama modunda şu jeni bir seçelim. Arasın tamam mı? Sonra geri gelecek yanımıza. Gelirken belki birisini görür. Çünkü uzakta bir jendi. O orayı ararken biz de diğer jenleri arıyoruz. Aynen öyle bak. Selamlar hocam. Dönüt. Dönüt. Tok şık şık şık. Yakala oğlum. Tok şık şık şık. Helal lan sana. Sen ne yapıyorsun? Neyin gel gel lan, oyna şu oyunu, canımı sıkma benim. Nereye gitti bu? Bana saçma sapan hasar aldın. Oğlum bir şey diyeceğim. İnanılmaz parlak şu an harita. Kral sen ne yapıyorsun ya? Gerçekten şu an göz gözü görmüyor, hep pusluk bir ortam var ya. Hani tamam amacımız kill alma şey değil dedik de dur şimdi şu kancayı beyaz kancaya çevireyim ben. Bu arada az önceki adam katil içgüdüsünde olduğu için düz vurunca mende geçti. Ben yine saldım bunu. Dur, Carlos'u alan kişiye gidelim. Aynen o perk de kurtarmış. Hanım ablamızı almaya çalışalım. Carlos'cum seni almayacağım, korkma. Senin de onu korumana gerek yok şu an. Ah, atamadım ikinciyi. Okey, sıkıntı yok. Gel oğlum, good boy. Lan nasıl yetişmedi o? Biraz zor. Köpeğe alışması biraz zor. Okey, bunu salacağım killer shack'te. Biraz daha alışmam lazım. Zekice. Zekice Carlos. Ama bu ne yapıyor ya bu? Ya yeni oyuncu ya anlamadım, bir şeyler deniyor falan ama makarasını anlayamadım ben bunun. Şöyle bir o zaman şey yapalım. Beyaz kanca artı en yüksek jenin yerini görme. Aynen, en yüksek jenin yerini gördük. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen şu jeni aramaya git, tamam mı? Ben de şu en yüksek jene gittim. O adama niye yetişemiyorum lan ben? Aradı geldi. Tamam, bunu yine şeye soktuk. Helal lan sana. Getir oğlum. Getir oğlum. Aferin lan sana. Good boy. Tut oğlum. Biraz erken atlatmam lazım sanırım. Tamam, bu yine killer shack'e kaçtı. Aha. Tamam, önünü kapattık. Çok güzel. Çok güzel. Böyle şeylerde de kullanılabiliyor aslında. Tam o
Koşu yoluna attığınız zaman kurban ister istemez diyor ki ben buraya niye gideyim, anladın mı? Aha yukarı çıkması güzel oldu. Belki şey perkünü de gösteririz. Zekice. Yani bu şekil kullanılabiliyor tabii köpeğe karşı paletler. Ama en kötü paleti çok uzaktan almış oluyorsunuz mantıken. Şimdi bak oradan atlayacak. Ben de burayı kıracağım. Ben de buradan atlayacağım da sayıldı mı bilmiyorum perk. Sayıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzağa vurabildim. Fena değiliz. Yani köpek biraz zor evet. Özellikle ikinciye geçtiğiniz zaman hani böyle bir afallıyorsunuz. Ne oluyor la diye. Şimdi bir şey diyeceğim. Lan dur yanlış yere attım. En uzaktaki jene atacaktım. Jene atmak için kafanız biraz eğmeniz gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Gel lan gel bak. Böyle bugları da var. Sıkışıyor bir yerlere bazen. Ara o jene. Etrafındalar biliyorsun. Ha bu niye AFK lan? Bunu tut. Tut. Onu tutsaydım köpeği kurtaracaktın değil mi? Köpekten. Aa bak bu arada toparlanma hızını görüyorsunuz değil mi Edon'da? Bu arada bir şey diyeceğim. Bunun son asılışı değil mi? Şurada morimizi çekelim arkadaşlar. Dur buna mori çekeceğim de. Şunu yakala. Bak şimdi vurduktan sonra toparlanma hızına bak. Bak görüyor musunuz? 8 stack en güzel en sona gibi. Güzel Edon ha. Akşam yemeğimiz da valla. Patili dostum benim ya. Lan bu ne? Hani ekrana gelen şeyler yoktu? Ya bir şey diyeceğim, köpek hani görünüş olarak çok korkunç. Evet vahşi bir köpek ama yemin ediyorum şu bile tatlı geliyor bana ya. İlginç bir hayvan sevgisi var içimde. Şunu da beyaz kancaya çeviriyorum. Aslan şurayı bir ara bakayım. Patikasından gidelim de hızımız artsın arkadaşlar. Şu jeni tekrar aratacağım, tamam mı? Bana geri dönmesi gerekiyor ya. Aha birini gördük, tamam. Gerek kalmadı. Ya da gerek var, bir dakika. Şunu şu çemberin içine sokabilir miyiz? Yetişmedi çembere. Aha tutmuş da neler lan sana. Paleti devirdiği için. Yukarı çıksana. Aynen öyle. Tamam o perk'ü bir daha göstermeye çalışalım. Hani hemen geçmeniz gerekiyor. Çok iyisin sen. Toparlanma hızı. Toparlanma hızı. Ben de düşeceğim. Perk çalıştı. Bir salla şu perk'ü kullanayım artık ya. Bu muydu ilkinde de? Yine kimdi? Tam perk'ü kullanacağım bir yere giriyorlar ya. Ama bir şey diyeceğim. Güzel perk bu arada. En yüksek jen buymuş. Aurasını görmüş olduk. Tamam şimdi bak. Yine aynı taktik arkadaşlar. Uzak bir jene yolladım. Tamam mı? Bunu öldürüyorum ben ya. Bu oynamıyor anlaşılan. Bak şimdi bana gelene kadar çemberi çok büyüyeceği için bakalım yakında biri var mı hemen öğreneceğiz. Okey yok. Bunun için de kullanılabilir yani. Bir mori daha gelsin o zaman. Bu arada oynaması kesinlikle keyifli ama köpeği kullanması biraz zor gibi geldi bana. Yani hitbox'ı biraz dar olduğu için hani tam tutturmanız gerektiği için dodge'lanması basit gibi. Şu jenin etrafını ara oğlum. Oradan gel bana. Çemberini büyüt iyice. Test server'dayız. Gelin be. Ne saklanmalı maklanmalı şey oynuyorsunuz. Sen var ya sen. Sen var ya sen. İnanılmaz bir şeysin ya. İnanılmaz bir şeysin. Düşelim şuradan. Bir tane daha hakkım var bu arada. 16 saniyem devam ediyor. Yani nice try'dı bence. Lan oğlum. Helal oğlum. Gel oradan bakayım. Var mı yakınlarda birisi? Siz ne kadar uzakta beklerseniz köpeğe o kadar fazla aramış oluyor dönerken. Çemberi de o kadar büyümüş oluyor gördüğünüz gibi. Hechinyo'yu bulduk. Güzel haber. Git o kapının oraya. Gel oradan bana. Okey buranın yakınlarında birisi yok. Bak bunların adı işte ucube, anladın mı? Bunun adı ucubeden başka hiçbir şey değil. Yani ben şimdi şu adama ne diyeyim sizce? Test server'dayız ya oğlum. Neyin bu kadar kasması şeyi? Allah'ım yarabbim kapı falan bekletmiş ya. Bu arada yaralıyken galiba da yaralıyken hani köpek sizi çıkışta tutarsa köpekten kurtulsanız bile birkaç saniyede kaçamıyormuşsunuz galiba, öyle bir şey duymuştum bizimkilerden. GG güzel maç. Şu adam gerçekten tam bir ucubeydi. İnanılmaz bir ucubeydi. Oğlum test server'dasın, gel ben katili deneyeyim, sen hani katile karşı bir şeyler öğren, nasıl kaçabilirim köpekten, ne işe yarıyor falan onu öğren değil mi? Hani pratik yapalım. Adam full saklanarak oynadı oyunu, inanılmaz ya. Maçları çok uzun sürede buluyor arkadaşlar bu arada, haberiniz olsun. Yarım saatte falan buluyor. Oynadığım saatten mi kaynaklı bilmiyorum ama. Şu jene yolla. Önemli olan yanıma geldiği kısım. Evet birini bulduk bile. Mırıbı. Dümdüz gittin ha. Okey ne ma problema. Önünü kapattık, önünü kapattık. Testor burada hasar almaya geldi kahraman kardeşim. Bunda niye hiç ses yok? Helal sana oğlum. Helal lan sana. Köpek için zor bir harita olabilir. Çok fazla taş, toprak bir şeyler var. Önüne sürekli bir engel çıkıyor yani. Hani biraz daha açık haritalarda daha iyi olabilir bu katil. Mesela Autoeven, Macmillan gibi. Şu cenneme gitsin bakalım. Ne yaptın? Oğlum oradan beni atlatırsan senin dezavantajın olur yalnız. Ulan vuramıyordum.
Şuradan bir atlayalım. Örkümüz de çalışsın arkadaşlar. Dön lan, tut oradan. Aha lan, önüme gelmiş salak. Tamam neyse, devirsin bakalım. Sable'cım mırıbı. Şunu illa yapacağınız o zaman. Okey, şu kancayı bir beyaz kancaya çevirelim bakalım. Ya sen işsizsin ya. Sen var ya, işsizsin. Tut oğlum. Ha? Aa lan, vursam efsane oluyordu perk sayesinde, şey eklenti sayesinde. Oğlum onu nasıl vuramadı ya? Tut. Helal lan sana. Helal lan sana. Çok iyi oynadık burayı. İyisin oğlum Purpua. Salın lan orayı. Oğlum buraya getirdim beyaz diye de. Elleme elleme. Hah, asabildim, güzel. Sable'cımız sattı. Dedard atmaya çalıştı. Olmadı. Gayet iyi. Aa, decisive varmış. Ne yaptın la? Lan ne yapıyorsun Cemil İpekçi? Yedim mine gayneyi. Bu aramaya gitsin arkadaşlar, ben bunu alsana kadar, tamam mı? Böylece zaman da kaybetmemiş olalım. Aramasını bitirsin, gelsin. Geri dön. Tut oğlum. Helal lan sana. Getir onu şimdi bana. Getir, good boy. Good boy. Paletlerin üstünden atlama olayı bayağı iyi. Okey, burada bir beyaz kancamız varmış. Süper. Şu uzaktaki cene gitsin. Biz de o sıra şuradaki paletleri falan bir temizleyelim. Ya Davo. Okey, atla oradan. Ben de geliyorum. İşte bu. Perk'ün olayı bu hocam. Şunu var ya, hep yapıyorlar ya. Hep yapıyorlar şunu, hep. Oğlum bu David'in ayak izleri nerede ya? Lan! Sen var ya sen. Sen fena bir... Yemin ediyorum son anda görmesem bir şeyini mümkün değil burada bulamazdım. Dur şimdi şu kancayı da beyaz kancaya çevirelim, tamam mı? Kaç tane beyaz kancamız oldu? Vallahi 6-7 tane oldu herhalde. Lan oraya gider dedim. Gitmemiş. Ne yaptın? O biraz enayi gibi. Dur bakayım. Şuna biraz devam edelim arkadaşlar. Çok iyi. Acayip sarıyor şu an ya. Rakiplerde çok güçlü gelmiyor, tamam ama. Hani direkt oynaması keyifli bir katil yani, anladın mı? Ne oluyor burada? Ne oluyor la? Şuna bir tane vuralım. Son asılışı olacak zaten. Tut oğlum lan. Atlasan oradan. Ya Sable Word. Lan bir de önümden dümdüz gitmiş Allah'ım ya. Bir şey diyeceğim, köpekle çok yakından tutunca direkt vurmuş mu sayıyor? Dibinden tutunca. Az önce de ona benzer bir şey yapmıştım ya. Galiba öyle sayıyor olabilir ha. Aa bu arada Morin vardı. Morin niye atmadım bilmiyorum arkadaşlar. Neyse, güzel oldu. En yüksek jenerin haresini görmüş olduk. Şimdi bak, bu jenerin etrafında bir saklanıyor olabilir, tamam mı? Arama moduna gönderdim. Tam dibinde yokmuş biri ama belki yakınlarında falandır. Güzel fake. Fake için de çok iyi oluyor bu arada köpeğe. Kötü atış. Yani bak, fake'in ben İbo'nun yayını da biraz izlemiştim, İbo Survivor oynarken. Bu fake olayı için de çok iyi oluyor. Böyle ıslık çaldığı zaman hani diyorsunuz ki tamam bu özellik atacak falan, spotu salıyorsunuz. Halbuki atmamış oluyor. Sadece bak şöyle pişt diye çağırıp bırakıyorsunuz, anladın mı? Oğlum bu adamın, ha bu adamın kancadan şey yapmışlar. Normalde son asılışıydı onun. Tut lan. Oğlum ben ne yaptım? Lan bu köpek nasıl hasar veriyor? Olayı ne lan bunun? Oğlum köpek nasıl hasar verdi? Alo. Allah Allah. Bir yerden volt atarken mi diyeceğim? Tam volt atarken yakalayınca hasar veriyor olabilir bak. Bak ona emin değilim. Alo. Suratım. Alo. Bak vallahi anlamadım arkadaşlar. Bunu bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Tam volt atarken yakaladı ya. O yüzden mi acaba? Hani tutma animasyonu giremeyeceği için direkt hasar mı veriyor sayılıyor? Ablacım ben oradayım yani. Saçma sapan bir zıplama animasyonu girdiği için ikinciye gitmedim. Yakaladı sandım. İyi bir maçtı. İki tane iyi maç geçirdik. Oğlum hani bunu düzelttiydiniz? Test server eklemediniz mi? Nesne olayını ya. Ha, ya da bu katile daha eklememiş olabilirler, doğru. Chunyo yine buldu. Ne yaptın? Tut oğlum. Bak toparlanmasına bak. Bak. Gördün mü? Çok iyi. Çok iyi. Bu addon'u inanılmaz iyi. Harbiden bu addon'u inanılmaz iyi. Bu arada Maplash, onu söyleyeyim, bu killer için bence çok kötü bir harita. Sürekli önünüze bir şey çıkıyor falan.
Yani evet, oynaması eğlenceli bir katil. Böyle nasıl desem, sıkmıyor yani oynarken, hani sizi çaresiz hissettirmiyor. Eğlenceli. Tabii ana oyuna geldiği zaman bu build'lerle nasıl olur onu bilmiyorum. Daha güçlü hale de getirilebilir bence. Bir maç daha atacağım bu arada. İki maçın yeteceğini düşünmüyorum. Sizleri de kesmez büyük ihtimal. Videonun süresini kısa tutarsam çünkü laf gelecek bir sürü, biliyorum. O yüzden üçüncü maça da girdim arkadaşlar, az önce dediğim gibi. Çok geç buluyor gerçekten. 20-25 dakikadan az bulduğuna denk gelmedim şu an, üçüncü maçtayım. O yüzden hani 3 maçta sınırlı kalsın. Yeni katil ana oyuna eklenince falan zaten yine oynarım. Kurbanlar Ormanı da attı, belki yeni varyasyonu gelir diye de gelmedi. Keşke gelseydi. Onu kurban tarafında göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Uy, helal lan sana. 2 kişiyi buldu bile aslanım. Eda nereye koşuyorsun ya? Eda ya ne yapıyorsun kanki ya? Burada zipot yok ki. Bu arada burada bunu alırım gibi. Şöyle önüne. Helal lan. Uy, önüne çok güzel atmadın mı peki? Ya dıvıt. At, arkadaşını kurtar bari la. Enayi. Hasara geldin de bir şey değişmedi ki. Sen yaralandın. O da geçti bir diğer açılışına. Arkamdan jeneratör mü yapılıyor? Güzel. İyi dodge. İyi dodge. Keşke ikinci kere de geçseymişim de. Kırma fake'ini yedi. Efendim? Oldu canım. Çakala bak. Yakala lan. Helal oğlum sana. Lan ne oldu? Nasıl kurtuldu? Köpeği mi ısırdın lan? Şerefsiz herif. Nasıl kurtuldu oğlum? Aşağı atlayınca düşüyor mu köpek? Aa bak, öyle bir şey varsa onu bilmiyorduk mesela. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şu kancayı bu arada beyaz kancaya çevirmiştim. O yüzden asabiliyorum buraya. Bu biraz enayi gibi sanki. Saçma sapan bir hareket yaptı. Maalesef işine yaradı. Hop, yedim palet kırma fake'ini. Tut! Çok iyi. Ah lan! Bu kez kıracağız. Çok iyi! Güzel oynadık burayı. Burayı harbiden güzel oynadık. Ama bir şey diyeceğim. Bak, bu katil de biraz şey. Hata yapma oranınızın biraz düşük olması gereken bir katil. Yani orada ikinci köpeği de ıskalasam mesela, adam benden kaçmıştı, anladın mı? Şu cene doğru bir gitsin bakalım. Mırıbı. Görmedim ki hiç ya. Aha, derin yaralı mod. Tut! Oy, ne dojladı lan köpeği. Dojladı da. Ya bu palet duruyor değil mi bana? Tut oğlum. İkinciye geçemedim. Okey, perk'ümüzü de çalıştırdık. İşte perk'ün gücü arkadaşlar. İşte harbiden perk'ün gücü. Ne vurdum lan? Bunlar şekte olabilir değil mi? Şu yoldan hemen devam edip hızlanalım diyecektim ki. Birisini bulduk bile. Gerek kalmadı. Kral, böyle durmaları niye yapıyorsunuz ya? Aşağı atlayacak oradan. Sen zekisinde biz değil miyiz lan? Eşşol eşek. En yüksek jeneratörü görmüş olduk arkadaşlar. Hemen onu aramaya gitsin. Biz yine birisini bulduk. Spot salmalı diyorsun. Çok güzel. Oğlum bu katil stand'ı zaman niye zıplıyor ya? Lan sıkışma oraya. Güzel. Bundan bahsediyordum fake olayı diye. Gördüğünüz gibi orada ıslık sesini duyunca atacağım sandı. Sonra gitti saldı mesela spotu. Hop önüne çıktık. Hala aynı jene yükseği. Okey. Oo, bitmiş bile. Aferin kardeşim. Çok iyisin. Bıh. Tut. Oğlum bir şey diyeceğim. Palestine'ım var da. Evet biliyordum da. Şeyi anlamadım. Köpeğin hasar verme olayı nasıl oluyor ya? Ya çok salak bir oyuncusun ya. Gerçekten. Ya oğlum bu niye sabit duruyor ya? Enayi anasını satayım. Tut oğlum onu be. Tut oğlum onu be good boy. Lan tut birisini. Şu yaralı olanı tutsaydım bari. Yine yedi fake'i. Çok mu akıllı sanıyorsun ne kendini? Ha? Ha? İkinci? Kral sen çok değişik bir oyuncusun ya hakikaten. Bir şey diyeceğim, bunun yükü falan mı var ya? Bunun ikincisini niye şey yapamıyorum ben? Evet buna Morris'ini atalım o zaman. En azından bir kille bitirelim maçı yani.
İzleyin izleyin bak. Bir sonraki maç bunları yaşayacaksınız. Yani güzeldi maç da. Ah bir tutsam var ya kaçamıyordu galiba da. Güzeldi maç da işte hani bu test server'da bu Gen Rush olayını anlamıyorum. Hani keşke gelip biraz kağıtla oynamaya çalışsalar. Çünkü ben mal mıyım da Gen kontrol yapmıyorum o zaman, anladın mı? Ben de o zaman gideyim Gen'den Gen'e dolaşayım sürekli. Kaldırayım sizi, kovalamayayım. Geri Gen'e gideyim falan. Neyse sıkıntı yok yani. Güzeldi benim için genel olarak maçlar. Katil eğlenceli. Aşırı güçlü mü derseniz arkadaşlar bence değil. Yani ilk iki maç full 4 kill aldığıma bakmayın. O maçlar kurbanlarım bence Treyarch'da oynadığı maçlar değildi. Ben de Treyarch'da oynamadım zaten. Hani o maçlarda sağ olsunlar geldiler hani chase attılar. Hayvan gibi Gen Rush atmadılar bu maçtaki gibi. Onlar da denemeye çalıştı. Ben de denemeye çalıştım. Eğlenceli ama bence çok güçlü değil. Özellikle köpeği kullanması biraz zor. Çok kolay dodge'lanabiliyor bence. Ama belli başlı avantajları var mı? Var. Doğru spotlarda kullanırsan. Mesela birisi pencereye giderken tam o tarafa atarsan pencereden atlarsa yakalamış oluyor. Atlamazsa sağa doğru kaçarsa sizin önünüze gelmiş oluyor. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani Huntress'te balta kaldırıyorsunuz ya bir kişi pencereye giderken. O kişi size dodge atmak için mesela atlamıyor pencereden. Sağa doğru bir hamle yapıyor. Siz de baltanızı geri çekiyorsunuz. O kişi bu sefer önünüzde kalmış oluyor. Düz M1'le hasar veriyorsunuz. Bunda da aynı şekilde köpeğe yolladığınız zaman atlarsa köpekle tutup hasar veriyorsunuz. Atlamazsa sizin önünüze düşmüş oluyor. Ya da palet spotlarına da benzer şeyler var. Doğru kullanıldığı zaman etkili bir katil bence. Ya da böyle hani midwitch gibi ne bileyim haritalardaki bazı spotlar gibi böyle ince dar yol olan yerlerde çok iş yapabilir. Çünkü o tarz yollarda dojlamak çok zor. İnce bir yol dümdüz gitmek zorundasınız. Köpeğe saldığından direkt tutup getiriyor zaten. Benim yorumlarım bu şekilde katille ilgili. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem izlediğiniz videolara dayanarak hem de kendiniz oynadıysanız falan. Ona göre yorumlar yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.